Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Birbirinden güzel sorular seçtim. İnşallah çözümünü gerçekleştireceğiz. Bunu bir arkadaşınız bana yolladı. Sorumuzu hemen okuyalım. Yukarıda bir kenar uzunluğu 12 santim olan küpte KLMNOP bulundukları yüzeylerin köşegenlerin kesim noktalarıdır. Yani yüzeyinin orta noktası olduğunu söylüyor. KLMNOP noktaları şekildeki gibi birleştirilerek piramitler elde ediliyor. Oluşan cismin hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi sevgili arkadaşlar bir tane yüzey düşünelim. Bu yüzey kare bir yüzey olsun. Bunun orta noktasını aldığınızda ne olur? Tam burayı verir. Yani aslında köşegenlerin kesiştiği yer bu yüzeyin orta noktasını verir. Bu orta noktayı şöyle düşündüğümüzde, yani buradaki kenara olan uzaklığını düşünelim. Bu bir kare olsun, aynı buradaki gibi 12 santim olsun. Orta nokta ise 6 buradan, 6 buradan. Aynı şekilde 6 buradan, 6 buradan olacak kare olduğunu düşündüğümüzde. Şimdi bu düşüncemizi buradaki küpte uygulayalım arkadaşlar. Şimdi K noktası soldaki küpün yüzeyinin orta noktası. P noktası bu taraftaki, yani şu taraftaki yüzeyin orta noktası. Şimdi incelememizi yaptığımızda O noktası da aşağıdaki yüzeyin orta noktası. N noktası ise buradaki karenin orta noktası arkadaşlar. M noktası da şu taraftaki karenin orta noktası. L'ye baktığımızda üstteki yüzeyin orta noktası. Diyeceksiniz hocam çok uzattınız ama gözünde canlandıramayanlar var arkadaşlar. Şimdi ifadeye bakalım. K noktası şu taraftaki karenin orta noktası ve değerlendirmeye kalkıştığımızda bakın şuraya paralel bir şekilde uzatıyorum. Ve buraya paralel bir şekilde uzatıyorum. Bu bir küp olduğu için şuradaki ifade dik olacaktır. K noktası yüzeyin orta noktası olduğundan ve karenin bir kenarı da 12 olduğundan buraya 6 kalacak arkadaşlar. Şimdi ifadeyi bir yaklaştıralım. Daha rahat görelim. Evet, burada 6 oldu. Peki P noktasına baktığımızda buradaki kenar olan uzaklığı nedir? Orta nokta olduğu için burası da 6 olur. İkizkenarlık üçgenden 6 kök 2 ifadesi geldi. Şimdi buradan 6 kök 2'yi bulduk. Şimdi bakın KM'yi birleştiriyorum. Aslında buradaki ifade şunu vermekte. Bak şimdi buradan KM'yi birleştirdik. Şöyle uzatalım. Şuradaki dik kenara uzatıyorum arkadaşlar. Buradan da bu şekilde. Bakın buradaki dik kenarda baktığımızda karenin bu yüzeyi ile karenin bu yüzeyi birbirine diktir. Dolayısıyla buraya dik alacaksın. Aynı şekilde 6 ise burası da 6'dır. Ve buradaki ifadeye gelince orta nokta olduğu için burada 6'dır. 6 6 ikizkenarlık üçgenden 6 kök 2 olur. Aynı işlemleri buradaki ifadeler için de yaparsanız arkadaşlar 6 6'dan 6 kök 2 ve buraya baktığımızda şöyle yapalım. Bakın 6 6 6 kök 2'yi verdi. Yani sen burada KMNP'nin bir kare olduğunu görüyorsun. Bütün kenarları birbirine eşit arkadaşlar. Bir kare mi? Kare. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bir de şöyle de değerlendirebilirsiniz. Bakın 6 6 90 buraya 45 derece gelir. 6 6 90 45 gelir. Şurasının tamamı şurası doğrusal olacak. 180 olduğundan buraya dik gelir. Yani buradan da kare olduğu anlaşılır arkadaşlar. Kısacası KMNP bir kare. Ve burada da üzerinde bir L noktası var. Yani bu bir kare dik piramittir. Aynı şekil aşağıda da var. Simetriktir. Yani biz burada iki tane kare dik piramit görüyoruz. Şimdi bir tanesinin hacmini bulduğumuzda 2 ile çarpacağız ve toplam hacmi bulacağız. Çünkü ortadaki şeklin hacmini soruyor. Peki kare dik prizmanın hacmi neydi gençler? Hemen şöyle bir hatırlayalım. Şurada olsun. Bunu da böyle 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 yaptığımızda buradan buraya bir dik inelim. Buna H diyelim ve şunun bir kenarı da A olsun. Hacim ifadesi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür arkadaşlar. Peki taban alanı dediğimizde kare olduğu için A kare olur. Yükseklik H bölü 3. Bütün piramitlerde yani sivri uçlarda bölü 3 alacaksınız. Koni olsun, farklı olsun sivri uçlarda hep bölü 3'tür. Peki buradaki KMNPL kare piramidin yüksekliği nedir? Taban alanı tamam. Taban alanı nedir? Bir kenar 6 kök 2 olduğuna göre 6 kök 2'nin karesinden 72'yi verecektir. Yükseklik nedir? Şimdi bak şu noktaya, şu noktaya ve şu noktaya, şu noktaya baktığımızda aslında orta noktayı verdiği için arkadaşlar burası tam
küpün orta yüzeyi olmuş oluyor. Öyle diyelim. Orta yüzey olmuş oluyor. Ve sen bu yüzeyin V noktasında olan uzaklığını ne bulursun? Tabii ki alt olur. Çünkü K noktası soldaki yüzeyin orta noktasıysa yukarıdaki kenara olan uzaklığı 6'dır. Ve bu yüzeyde paralel olarak düşündüğümüzde L noktası üst yüzeyde olduğu için buradaki karedik piramidin de buradaki yüksekliği arkadaşlar yani şuradaki KPNM yüzeyine yüksekliği 6'yı verecektir. Yüksekliğimiz de 6. Hacim eşittir taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Bu üstteki piramidin aynısı aşağıdan olduğu için 2 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Ve taban alanımız 72, yüksekliğimiz 6 çarpı 2 bölü 3'ten buradan 4 gelir. 4 kere 2 8, 4 kere 7 28, 288 olarak cevabımızı buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine sizden gelen güzel bir polinom sorusu hemen çözelim. A n -1, A n-2, A n-3 gerçel sayılar. N1 doğal sayı olmak üzere. Bakın bunu dizi gibi düşünmeyin sakın. Sadece sana gerçel sayılar demiş. Eğer dizi deseydi dizi olarak belirtirdi. Px eşittir An(x) üzeri An-1 x üzeri n-1, An-2 x üzeri n-2, An-3 x üzeri n-3 polinomu verilmiştir. Polinomun katsayıları arasındaki ilişki bu şekilde. Px polinomun sabit terimi 5. O zaman x yerine 0 yazdığımızda cevabı 5 olmalı. Polinomun katsayıları toplamı nedir? X yerine 1 yazdığımızda bize P1 nedir diye soruyor. Eğer sabit terimi varsa buradaki en küçük dereceli ifadeye bakıyorum. Demek ki derecesi sıfırmış arkadaşlar. Derecesi sıfır ki sabit bir terimi var. O zaman şöyle değerlendireceğiz. n-3 sıfırsa n'imiz 3'tür. Ve buradaki px polinomunu yazalım. n3 ise bakın n yerine 3 yazıyorum. a3 x üzeri 3. 3 ise 3 eksi 1'den a2 x üzeri 2. 3 ise 3 eksi 2'den a1 x üzeri 1. Ve 3 dediğim için de A0 oldu. Sana P0 5 diyorsa aslında x yerine 0 yazdığımızda direkt A0'ı verecek. Bunlar birbirini götürecek. A0'ın 5 olduğunu görürüz arkadaşlar. Yani şöyle yazalım. Buraya 5 ifadesini yazalım. Peki P1'e nasıl ulaşacağız? X yerine 1 yazdığımızda bize A3 artı A2 artı A1 artı A0 nedir diye soruyor. Arkadaşlar şurada şöyle bir ifade var gördüğünüz üzere. An yani A3'ü bulacağız ya. N yerine 3 yazdığımızda 2 çarpı bakın n-1 demiş. 3'ten 1 çıkardığımda 2'yi verir. Bölü 5 oldu. O zaman bizim A2'ye ulaşmamız lazım. Arkadaşlar burada n yerine 3 yazdığımızda neden 3 yazıyoruz? N3 çünkü arkadaşlar. N yerine 3 yazdığımızda 3 eksi 1'den 2 gelir. Bölü 3. N yerine 3 yazdığımızda A1 bölü 4 gelir. N yerine 3 yazdığımızda A0 gelecek. 2 çarpı A0. A0'ın kendisini 5 bulmuştuk. Buraya 5 yani eşittir 10 dediğimizde A2 bölü 3 eşittir 10'dan A2'mizi 30. A1 bölü 4 eşittir 10'dan A1'i 40 buluruz arkadaşlar. Ve A2'yi de yerine yazalım. A3 2 çarpı 30 bölü 5 buradan 12 gelecek. Şimdi ifadeyi yerine yazalım. A3 12, A2 30, A1 40 ve A0'ımız da 5. Buradan 70, 82, 5 daha 87 cevabını buluruz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soruydu.